Evet İbrahim. Merhabalar. <laughs> Merhaba nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın? Kaldık İyiyim baş, ben baş başa. Aynen öyle kaldık şu an baş başa. Neden? Çünkü sana yine birkaç sorumuz olacak. Sen zaten mimar deyince bir alıyorsun başını yürüyorsun. <laughs> almayı başlıyorsun Meslek deyince. öyleyse benim yapacağım bir şey yok. <laughs> Aynen öyle. Şimdi ben bugün biraz da birazdan da zaten diğer konumuza bağlanacağız Skype ile. hı. hı mimari de bu üç boyutlu çizimler konuğumuzla da internet konuşacağız. Bu evet. arada izleyicilerimize de söyleyeyim. Ek ekran başından ayrılmayın efendim. Çünkü e, metaverse konuşacağız. ...internetin geleceği hakkında konuşacağız. Hem bizleri çok ilgilendiren bir konu hem çocuklarımız için ve gelecek nesiller için çok önemli bir konu. Ben şimdi bununla bağdaştırıp şöyle bir konu konuşmak istedim seninle. Üç boyutlu çizimler yapılıyor ya ben çok anlamıyorum bu konuda evet. mesleğim gereği. <laughs> Senden bunun bilgisini almak istiyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyordur diye şimdi düşünüyorum. Şimdi üç boyut zaten hani bilgisayar demek mimarlık demek oldu aslında. Çünkü e, geçmişte biz öğrenci yıllarında zaten başlatırken hep el çizimini öğretirler ama geçmişteki mimarların gerçekten hani sanat eseri yaptıkları ve uzun zamanları vardı. Bizim artık öyle bir şansımız yok. Çünkü vakit nakittir. E, teknolojiyle beraber biz komple üç boyutlu çizimlere geçtik. Zaten e, eğitim alırken de zaten bunları e, kısmi olarak bize gösterdiler. 3 boyut şu demek mesela. Bir yapıyı ben size sabah kadar anlatabilirim. Beraber gider bakarız ilk haline. Anlatırım 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 kafanızda canlanmaz kesinlikle. Ama üç boyuta onu bir fotoğraf edasında e, önünüze sunduğum zaman o zaman işte e, teknolojinin nimetini görmüş oluruz. Çünkü e, bu çizimlerden sonra mesela diyelim ki senin evini yapıyorum. Mesela <laughs> geldin konuştuk işte tarzını belirledik ondan sonra malzemelerimizi seçtik. Zaten malzeme seçimi bu yüzden çok önemli. Mesela oraya uygun malzemelerle beraber çünkü e, teknolojinin şu imkanı var. Bize birebir aynı kelimede yani aynı noktada aynı ürünü kullanma şansı veriyor. Mesela bir ben mermer beğendin. Görselini birebir aynısını alabiliyorsun. Yani o çizimde fotoğraf edasında o kalitede görebiliyorsun. Zaten ekranda da dönüyordur mesela yaptığımız çizimlere de izleyicilerimiz bakarsa mesela. Şimdi bu ekranda gördüklerimiz İbrahim üç boyutlu çizimler mi? Tabii. Ya zaten birçoğu fotoğrafla karşı, kıyaslanıyor mesela karıştırılıyor. Zaten üç boyut işte bu demek. VR gözlükler çıktı mesela birçok e, inşaat anlamında zaten özellikle işte bu Metaverse'den sonra işte bu yapay gerçekliklerle beraber bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü geldim mesela senin bir yapım var, senle tekrardan yapacağız malzemelerini uygulayacağız, bir ton para harcayacaksın, zaman harcayacaksın evet. ama günün sonunda neye benzeyeceğini sen de bilmeyeceksin, biz de bilmeyeceğiz. Ama e, teknolojiyle beraber bizim yaptığımız çizimlerle beraber zaten onları uygulanması ve birebir aynı ürünlerin kullanıldığı için. Zaten e, gördüğün renderdan render diyoruz biz onlara o görsellere. Hı -hı. Fotoğraflardan farklı bir şey çıkma ihtimali kalmıyor. ister istemez. Evet. Teknoloji böyle bir imkan sağlıyor bize. Evet, bir de e, şöyle bir şey var. Yeşil bina diye evet. bir kavram var. Aslında doğayı katlettiğimiz için öyle bir kavram yok. Bina diye bir kavram var evet. ama her tarafımız normalde yeşil. Biz katlediyoruz insan olarak. Yeşil bina da o demek. Ee, üstün yani sende de gördüğümüz <laughs> bugün gibi bugün yeşillenmişsin biraz. Bugün de ben biliyormuş gibi biraz. yeşil ol, bilmiyordum. Aynen Sosuz öyle. Olacağımı. Ya yeşil bina işte doğaya zaten zarar veriyoruz. Bu net. Özellikle e, geçmişte taşlar işte kerpiçten evler veya yapılar zaten doğaya bu kadar zarar vermiyordu ama ister istemez yapı kimyasalları olsun birçok kullandığımız malzeme doğaya zarar veriyor. Yeşil bina da bunlardan maksimum e, yani doğaya minimum e, zarar vermek maksimum şekilde faydalanmak. Nasıl faydalanabiliriz? Güneş enerjisinden güneş ışınlarıyla hem ...ısınma, hem elektrik ve birçok anlamda mesela fayda sağlayabiliyoruz. Bu sadece mesela insanların aklına hemen güneş panelleri falan gelmesin. Elektrik olarak kullanıyoruz mesela. Işığın doğru kullanımı gelsin. Burada da mimarın farkı ortaya çıkıyor. Mimarlık da bu demek mesela. Şimdi e, senle alakalı atıyorum mesela bir tane yazlık yaptıracaksan... ...veya tam tersi başka bir yapı yapıyorsak mesela... ...benim o yapıda kullandığım e, açıklıklar, işte kullandığım pencereler, pencere boyutları... Ve rüzgarın geliş açısını hesaplanmaları hem enerji anlamında hem ışık anlamında hem de ısınma anlamında birçok avantaj sağlar. Zaten işte doğru kullanım doğru mimari bu demek. Mimari sadece estetik olarak insanların aklında yer edinmiş olabilir. Bugün mesela Süleymaniye'ye gidiyorsunuz. Mimar Sinan öyle bir ses sistemi yapmış ki işte kubbeye belli noktalara bazı uygulamalar yapmış mesela. Yani bakıldığı zaman görülmüyor ama e, başta duran hoca bir şey anlattığı zaman imam ne söylerse arkaya akustiğini ayarladığı için mesela çok net bir şekilde ses e, geçirebiliyor. Buna işlevsellik denir işte. Yapılarda da bu böyledir mesela. Güneşi o şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun haricinde sadece güneş de değil yağmur yağıyor. Kar yüklerinin hesaplanmasının haricinde bu gelen gri su dedileriz biz onlara mesela. Gri suyunu da kullanabiliriz lavabolarda mesela. Gri su işte Gri su şu demek mesela yağmur suları birebir temiz sular değil aratılması gerekiyor içemeyiz ama bunu nerede kullanabiliriz? Yani doğaya da zararı olmadığı için mesela peyzaj alanlarını mesela onunla sulayabilirsin. Hmm. Onun haricinde e, tuvaletlerde, lavabolarda, e, pis sularda mesela işte sifonlarda vesaire yerlerde mesela kullanılabiliyor. E, suyu kullandık, güneşi kullandık, doğayı kullandık, peyzajı kullandık e bir de üstüne taşı da kullanırsak ne ala. Değil o mi? zaman yeşil ev yapmış oluruz ve doğaya zarar vermemiş oluruz. Ve dikkat ederseniz zaten son dönemlerde ister istemez biraz da e, ekonomik durumlardan dolayı mesela gerçekten önem kazandı. Elektrik, su vesaire hani bunlar hakikaten e, hem enerji tüketimi anlamında dünyaya zarar veriyoruz. Çünkü dünyada e, özellikle enerjinin yüzde ellisi konutlarda kullanılıyor. Yani çok insanlarla mesela şey olabilir. Kocaman fabrikalar var bilmem neler var birçok şey var mesela. Ama biz... Ee, enerjinin yani buna doğal gaz işte fosil yakıtlar vesaire vesaire bunlar dahil olmak üzere enerjinin %50'sinden fazlası konutlarda tüketiliyor. Evet. Bunu minimal hale getirirsek zaten birçok açıdan bize avantaj sağlıyor. Evet bu arada bu programda seninle bu son dakikalardaki şu an son dakikamız değil de evet. yani her hafta yaptığımız son 5 dakikamızda konuşmalarda ben şunu öğrendim. E sadece estetik düşünmüyoruz mimar dediğimizde. Kesinlikle. Aslında o hani bizim geçmişimizden bugüne gelen gerçekten hani mimari harikaları var ya orada Kesinlikle. sadece estetik değil. Her Tabii. türlü kullanıma uygunluk, her türlü tasarruf, her türlü işlevsellik kullanılarak bir mimar çizim ortaya çıkmış. Bu da ya çok önemli. öyle kıymetli. oluyor. Ya örneğin mesela şimdi bir tane projemiz var yurtdışında e, yurt dışında hastane. Şimdi hastanede estetikten önce Birçok e, güvenlik ve sağlık açısından kullanılabilirlik önemli mesela. Hastaneye girdiğiniz zaman çok büyük bir estetik beklemezsiniz. Veya özellikle atıyorum mesela şu ahşabı evinizde görürsünüz sizin için bir anlam ifade etmez. Hastane odasında görüyorsunuz Aa, ne kadar lüks bir hastane. Çünkü hep minimal şekilde tasarlanması, portatif olması. da aynı şekilde mesela bizim şu andaki masalarımız bile altlarında tekerlekler var. Çünkü e, kullanım amacı önemli. İnsanlar ama dışarıdan bakıldığı zaman özellikle e, iş mimaride hep şey düşünüyor. Ya ben de hiç mimarım, ben de mimarım. Tabii herkes mimar. Ben de perde seçebilirim, ben de kumaş seçebilirim. Zaten kumaş seçtiren biziz. Biz milyon tane kumaştan uygulanabilir halini 20'ye indiriyoruz, 30'a indiriyoruz mesela kataloglar halinde. Önünüze sunuyoruz mimar olarak. 100 tane, 500 tane, 1000 tane perde içerisinden 20 tane yine tasarımımıza uygun tasarımdan çıkmadan önünüze sunuyorsunuz. Siz sadece kalitesine bakıyorsunuz. Bakılan kaliteyi bile mesela bazen böyle karıştırılıyor olabilir ve günün sonunda ne oluyor biliyor musun? Hem daha fazla vakit harcıyor insanlar, hem konforundan vazgeçiyor, hem istediği gibi zaten görmemiş ki bizimki gibi bir render de yok elinde mesela, hem öyle bir renderi yok, daha fazla para harcamış ve günün sonunda içine sinmeyen ama insanlara da kabul ettiremiyor çünkü hani ya ben yanlış yaptım da diyemiyoruz maalesef öyle bir e, toplumumuz... bizde de var böyle şeyler. E bundan dolayı günün sonunda zarar ediyor, hoşuna gitmiyor ve orada yaşamak zorunda kalıyor çünkü e, bizim meslekte mesela ee, yani süre olarak çok fazla zaman mesela bir araba aldığınız zaman satarsınız önemli değil ev aldığınız zaman hemen satamazsınız bir de üstüne ve para Ve aynı zamanda da emek, e, emek harcıyorsunuz tabii, tabii mimarda harcıyoruz sonuçta e, size gelen müşteri de ona zamanı ayırıyor vakit ayırıyor maddi kaynağını belki oraya yöneltiyor ve haliyle de uzun yıllar memnun bir şekilde kullanmak istiyor. Zaten biz bu yüzden varız benim anlatmaya çalıştığım da bu zaman harcamasına gerek yok ki para harcasın yeter. Zaten parasını da kendi evine harcıyor, mimarı harcamıyor. Bu e, felsefeyle yola çıksın yeter. Mimar da kaliteli ürünü size seçtirmeli, o da size hem kaliteli zaman hem de sonrasında evet. bunları yönlendirmeli zaten. Ya e da amacımız bu bizim. Ya düşünün mesela, mesela benim 100 bin lira bir param var. Örneğin bir oda yapacağım mesela. Sizin 100 bin kullanmanız da benimki bir değil. Ben çünkü Atıyorum orada kullandığım. Sen o yüz daha elverişli bir şekilde ve daha uygun, belki daha fazla eşya alıp ya da daha kaliteli. Kalite eşya önemli. Zaten buradaki mı? temel şey kalite. Özellikle temel mesela birçok marka görüntü anlamında, yani birçok anlamda mesela süslü püslü veya işte marka değeri reklamlarla belli bir noktaya taşıyor. Bizim amacımız onun iskeletini çıkarmak, kaliteli malzemeye yönlendirmek. Bu evet, çok güzel. Yine senden çok güzel bilgiler aldık.